Ercan Tutal 20'li yaşlarının başında Almanya'ya üniversite okumak için gittiğinde hayalinde çevirmen olmak vardı. Almanya'da İtalyan dili ve edebiyatı okurken Türkiye'ye dönmeyi, hem profesyonel olarak ilgilendiği dalışa devam etmeyi hem de mesleğiyle ilgili bir iş kurmayı planlıyordu. Fakat Almanya'da yaşadığı günlerde günlük hayatta karşılaştığı engelliler, okuldaki engelli arkadaşları onu hiç düşünmediği bir alana doğru kaydırmaya başladı. Avrupa'da engellilerin sosyal hayata katılımını gördükçe, onların hayatlarına dokundukça bu olması gereken değişimin neden Türkiye'de bir türlü yaşanmadığını sorgulamaya başladı. Yani sosyal yaşamın içerisinde yine tabii okul sıralarında da engellilerin hayatın içerisinde bu kadar aktif, eşit rol almalarını gözlemleme şansım oldu. Çünkü spor yaparken, işte ne bileyim ders çalışırken, kütüphanelerde, alışveriş merkezlerinde, sosyal yaşama ait bütün mekanlarda engelliler tam ve eşit katılıyorlardı ve hatta çok da aktiflerdi. Bu o kadar etkileyici bir durum ki, özellikle tabii Türkiye gibi bir ülkeden geliyorsanız belki de ilk dikkatinizi çeken şey bu oluyor ve bilirsiniz seyahat edenlerin ilk söylediği şeydir, ne kadar çok engelli var Avrupa'da diye. Oysa yani bütün dünya üzerinde biliyoruz ki engellilik nüfusu hemen hemen nüfusun %10'larına denk düşüyor. Bizde biraz daha belki fazla ama diğer taraftan tabii hayatın içerisine katılma oranı çok yüksek Avrupa'da. O yüzden sokakta, işte bütün iş yerlerinde ve hayatın her alanında engelliye rastlayabiliyorsunuz. Ben bundan çok etkilendim. Önce engellilere dalmak özgürlüktür sloganıyla bir dalış programı başlattım. Kesintisiz olarak devam eden bir program haline geldi bu ve 10. yılında 1500-2000'e yakın değişik engel grubundan kişinin su altı dünyasıyla tanışmasını sağlayan devasa bir programa dönüştü. Hatta artık öyle iddialı bir noktaya geldi ki bu Türkiye'deki çalışma, şu an dünya üzerinde engellilerin en çok dalış yaptığı ve su altı dünyasıyla tanıştığı ülke Türkiye diyebiliriz. Ercan Tutal artık yazları Kaş'ta yaşıyor. Bir yandan dalış eğitimi vererek geçimini sağlarken, bir yandan da engelliler için daha kalıcı, yüksek katılımlı, sürdürülebilir projeler geliştirmeye çalışıyordu. Su altının büyülü dünyasıyla tanışan ve kendileri için imkansız olduğuna inandıkları şeyleri gerçekleştiren engellilerin gözündeki ışık, Ercan Tutal'ın da hayallerini büyüttü. Onu daha büyük projelere teşvik etti. Almanya'dan ilk geldiği günlerde bir düş peşinde koşan ve peşine düşen gönüllülerle bu hayalini paylaşan Ercan Tutal, son projesinde geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Sadece engellileri değil, sosyal dışlanmışlık içinde bulunan, yoksulluğundan dolayı yeteneklerini geliştiremeyen, engelinden dolayı sanata katılamayan herkes için Düşler Akademisi'ni kurdu. O milyonlarca, işte 8,5-10 milyon arası diye belirtilen engelli kesimin içerisinde elbette ki resim yapmayı bilen, şarkı söylemeyi bilen, işte piyano çalmayı öğrenebilecek, flüt çalmayı öğrenebilecek, saz çalmayı öğrenebilecek ve hatta bilen, kendisini sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatların herhangi bir dalında ifade ederek hayatın içerisinde sanatçı kimliğiyle var olabilecek onlarca, yüzlerce insan vardı ve biz bunlara da aslında şeyimizi, kapılarımızı kapatmıştık. Düşler Akademisi projesinde de toplam 11 kültür sanat atölyesi açarak resim, müzik, dans, drama, enstrüman, DJ atölyesi, fotoğraf, film atölyesi gibi aktif beceri geliştirme atölyeleri açıp burada onların o gizli kalmış yetenekleriyle kendilerini var etme şansı sağlamak üzere bir senedir çok yoğun bir program yürütüyoruz. Bugün sponsorların ve gönüllülerin desteğiyle Beşiktaş Belediyesi'nin tesislerinde hayata geçen Düşler Akademisi'nde engelliler danstan fotoğrafçılığa kadar birçok alanda eğitim alıyor ve hayata bir anlamda yeniden başlıyor. Ercan Tutal, yıllar önce hepimizden biriydi. Hepimiz gibi hayata dair sıradan dertleri, günlük sorunları ve bu sorunlar için küçük çözüm önerileri vardı. Ama o herkesten farklı olarak içindeki iyiliğin elinden tuttu. Hiçbir maddi çıkar gözetmedi. Kendisinden daha az şanslı olan insanların
hayatını değiştirmeye karar verdi. Onların gözlerindeki ışığa güvendi ve binlerce kalpte kocaman bir fark yarattı.